Merhabalar değerli izleyenler. Önce Çocuk programımıza hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde başta çocuklarda olmak üzere genel anlamda bağımlılık konusunu değerli konumla birlikte ele almaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi madde bağımlılığı, genel anlamda bağımlılık ve madde bağımlı dediğimizde çok farklı ilaçların, farklı maddelerin olduğu bir grup var. Diğer önemli bir başlık da medya, iletişim teknolojileri ve internet bağımlılığı gibi yeni çağımızda yeni durumların, çağımızda internetin gelişmesiyle medya ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte ortaya çıkan bağımlılıklar var. Özellikle bunların çocuk çağında kullanımının belli kurallara ve prosedürlere bağlanması çok büyük önem taşıyor. Onun için bu bağımlılık konusu ana başlığı içerisinde, başta madde bağımlılığı olmak üzere zamanımız kaldığı takdirde internet, medya ve iletişim teknolojisi gibi bağımlılığı da değerli konumla birlikte ele almaya çalışacağız. Programımızın akışı içerisinde bildiğiniz gibi sokak röportajlarımız olacak. Canlı yayında sizin sorularınız bizim için çok önemli. Bir tane de VTR'miz var. VTR'de Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığından, daire başkanının ağzından, bizatihi kendisinden, Türkiye'deki uyuşturucu madde kullanımı, sıklığı, nedenleri, sonuçları, ne durumdayız, mücadele nasıl yürütülüyor, bununla ilgili bir VTR'miz olacak. Bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. facebook.com/öncecocuk. Mail adresimiz öncecocuk@yanet.tv. Telefon numaramız 0312 294 4294. Bugün çok değerli bir konuğum var. Bu çocuklarla iç içe olan, bunlara tedavilerini planlayan, düzenleyen, AMATEM'de uzman ve psikiyatrist doktor Volkan Şahiner. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam gerçekten biz bu konuyu inceleyip değerlendirirken bir de çok dikkatli bir dil kullanmak gerekiyor. Çünkü çok çetrefilli bir konu. Bu yavrularımızın tedavisi apayrı özellikler taşıyor ve çok zahmetli bir süreçler yaşanıyor. Ve bu konuda da çok siz emektarsınız bu anlamda. Ve bu yoğun temponuzda da bize zaman ayırdınız. Öncelikle teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi hocam, öncelikli olarak bağımlılık nedir? Şimdi bağımlılık deyince birçoğumuz tanımlar yaparız ama bağımlılığın tanımı apayrı ve belli özellikler taşıyor. Ne dersiniz hocam? Bağımlılık deyince bir maddeye veya bir nesneye karşı artan düzeyde, artan sürede ihtiyaç duyma ve bu nesnenin veya maddenin temin edilememesi durumlarında psikolojik, fizyolojik, bir takım sorunlar, yoksunluk belirtileri çıkaran şeylere biz bağımlılık diyoruz. Şimdi bağımlılık çok genel bir kavram. Yani küçük çocuk da, siz de çocuk hekimisiniz, annesine bağımlıdır mesela. Annesi ondan ayrıldığı zaman bir takım yoksunluk belirtileri olur çocukta. Evet, aynen. Bağımlılığı da bu şekilde tanımlayabiliriz. Artan miktarda ihtiyaç duyma ve o maddenin veya nesnenin olmadığı durumlarda yoksunluk belirtileri çıkaran durumlarda biz bağımlılık tanımını kullanıyoruz. Evet. Aslında hocam bu çok güzel bir örnek oldu. Çünkü siz çocuğunu anneden ayırdığınız takdirde, bebeği anneden ayırdığınız takdirde ki ortaya çıkan birçok sorunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi buradan madde bağımlılığına tanımlama içerisine devam edersek aslında dolayısıyla burada bağımlılık ortaya çıktıktan sonra bir onu bulamaması durumunun o insanı sürüklediği riskler ve sorunlar var. Evet. İşte rüşvet alma, para çalma, hırsızlık, madde çalma, birinin maddeyi elde etme uğruna vereceği tavizler, değil mi? Bir böyle bir risk alanı ve genişleten, evet, bir soruna dönüşüyor. Ne dersiniz? Şimdi yoksunluk belirtileri dediğiniz gibi maddeden maddeye değişmekle beraber hastayı oldukça güç duruma bırakan şeyler. Bir kere kişi bağımlı olduktan sonra normal eski kişilik yapısı ve ahlaki yapısı değiştiği için bu yoksunluk belirtilerini tekrardan gidermek adına bir takım normalde yapmayacağı işlere girebiliyor maalesef. Zaten emniyette de halkımız da çok iyi biliyor, yani madde bağımlılığı bir sürü suçu beraber yanında getiriyor. Genelde hepsi, suçların hepsi teminle alakalı suçlar oluyor. Evet. Madde etkisinde veya maddeden sonra alamadığı zaman ki yoksunluk belirtilerinde işlediği bir takım suçlardan oluşuyor. O zaman hocam burada diğer bir nokta daha ortaya çıkıyor. O da şu: aslında bir kere öncelikli olarak bir kere maddeye, bir şeye başlamayacağız. Bir kere bunu isterseniz bir vurgulayalım hocam. Şimdi bağımlılığın tabii 3 aşaması var. Yani devlet açısından da bizim açımızdan da 3. Bir deneme evresi, başlangıç evresi. Bir burada korunmalıyız. 2. Bağımlıyı tedavi etmeliyiz. 3. Tedaviden sonra tekrardan
maddeyi kullanmaması, tekrardan nüksü önlemek adına yapılacak bir takım koruyucu rehabilitasyon hizmetleri var. Evet. Tekrardan düşmesini engelleyici. Başladıktan sonra işler tabii daha zor. Bizim şu anda izleyicilerimizi de hedef kitlesi olarak ele aldığımızda konuşmamızın gidişatı zaten korumaya yönelik olmalı. Evet. Hocam, burada aslında bu sorudaki sorma nedenim şuydu. Şimdi bir kere öncelikle madde kullanmamak gerekiyor. Buna başlandığı evet. zaman gerçekten çevre, arkadaşlık profili, aile ilişkisi, toplumla ilişki, okul ilişkisi, okul başarısı, hayatta başarısı tümüyle baştan sona değişen bir süreç. Bunu sormamdaki ikinci önemli nokta şu. Bu çocuklar madde bağımlısı olduktan sonraki davranışlarını kontrol edememektedirler. Dolayısıyla bu çocukları tehdit etmek, onlarla ilişkiyi kesmek, onlarla diyaloğu kapatmak, onu adeta bir izole edici bir tutum içerisine girmek büyük bir yanlışlık. Çünkü artık birçok davranışı kendi kontrolü dışında devam etmektedir. Ne dersiniz hocam? Çok güzel bir tespit hocam. Neden derseniz, yani kişi göz görmeyince gönül katlanıyor gibi, sanki biz görmediğimiz zaman veya yatsıdığımız zaman o kişi madde kullanmıyor anlamına gelmiyor. Sadece biz görmüyoruz anne babalar olarak veya yakın akrabalar olarak. Önemli olan tekrardan topluma kazandırıcı, sahiplenici hamleler yapmak. Bunun için tecrübelerimden bir tanesinden bahsedebilirim mesela. Tabii hocam. Yani bizim normal psikiyatride belli bir sınır olur hastalarla. Hekimler arasında. Hekimler belli bir sınır korumak zorundadır. Madde bağımlılığında bu sınır kavramı biraz daha değişiktir. Gevşektir biraz daha. Evet, çünkü biz hastayı ne kadar sahiplenirsek, hastaya ne kadar çok ilgi gösterirsek, başarı oranı, remisyon oranı, bırakma oranları, tekrardan düşme oranları o derecede yükseliyor. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Biz de onun için biraz daha çok hastaya bir sahiplenme, yalnız olmama duygusunu verdiğimiz zaman motivasyon büyük ölçüde artıyor. Ailelerin de bunu yapmaları lazım. Siz zaten hocam bu durumda olan hastalar genelde sizi ailelerinin bir parçası olarak görüyorlar. Siz gece gündüz birliktesiniz muhtemelen, her an irtibat halindesiniz. Yani özellikle yatan hastalarla tabii ki mesaimiz fazla oldukça çok anormal isteklerle ve şeyler de gelseler çok rahat bize talepte bulunabiliyorlar. Biz de bir nevi dediğiniz gibi ebeveyn gibi bir takım istekleri kabul ediyoruz. Bir takım isteklerin ona zarar vereceğini söylüyoruz. Bir nevi ebeveyn rolü oynuyoruz. Evet. Tabii şimdi biz ebeveyn rolü oynayınca anne baba devreden çıkarsa bizim etkinliğimiz çok sınırlı oluyor. Hocam, şimdi o zaman bu tanımlamadan ve bu girişten sonra çocuklar tabii başta olmak üzere bizim programımızın konsepti içerisinde çocuklardaki genel bağımlılığı hangi gruplarda ele almak mümkün? Şimdi aslında bağımlılık kavramı çocukta, erişkinde, yetişkinde, hatta çok ileri yaşta bile çok farklı değil. Çocuktaki bağımlılık da erişkindeki görülen bağımlılıklarla genelde aynı bağımlılıklar gözüküyor. Belki maddelerde ufak değişiklikler oluyor. Çocuktaki bağımlılıktaki önemli olan etken gördüğümüz oranıyla bilimsel bilgilere dayanarak erken yaşta bağımlı olanlar bağımlılık şiddeti oldukça artıyor. Evet. İki, erken yaşta deneyenlerin, yani sadece bağımlı olanları kastetmeyelim, erken yaşta herhangi bir maddeyi deneyenlerin ileriki oranda o maddeye bağımlı olma oranları yaklaşık 7-8 kat artıyor. Bu da oldukça büyük bir rakam. Mesela sigaradan örnek verelim. 12 yaşında sigaraya başlayan kişinin sigaraya bağımlılık oranı ve bırakma oranlarının düşüklüğü diyelim. 25 yaşında veya 30 yaşında başlayandan çok daha yüksek maalesef. Aslında bu biraz da şey gibi hocam, yani iyi alışkanlıklar da çocukken kazanılıyor. Evet. Kötü alışkanlıklar da çoğunlukla çocukken kazanılıyor. Bunların ileride terk edilmesi de her ikisinde de bir o kadar zor oluyor evet. gibi bir sonuç mümkün gibi. O zaman şöyle hocam, gruplama olarak sigara, alkol, madde, medya ve iletişim teknolojileri bağımlılığı gibi. Onu biraz açacağız, siz daha farklı evet. düşündüğünüzü biliyorum hocam. Bu başlıkları altında incelemek mümkün gibi duruyor. Tabii değil mi ki. Hocam? O zaman bizim programımızın akışında da inşallah bunları ayrıntılandırmaya çalışacağız. Peki hocam, bağımlılık genel olarak
Türkiye'de ve dünyada ne sıklıkta görülüyor? Türkiye'de gidişat daha mı iyi, daha mı kötü? Hangi alanlarda iyiyiz, hangi alanlarda eksiyiz? Dünya ile karşılaştırdığımızda Türkiye'nin durumu ne? Ne dersiniz? Bu çok önemli bir soru, güzel de bir soru. Teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Şimdi dünya çok büyük. Haritayı göz önünüze aldığınızda dünyanın çoğu kısmından iyi olduğumuzu söyleyebilirim ben bağımlılık konusunda. Fakat bu bağımlılık konusunda çalışmayacağımız veya tamam bizde çok bir sıkıntı yokmuş hani anlamına gelmiyor. Şimdi dünyanın büyük bir kısmı, Avrupa'nın çoğu ülkesi, İran'da, Afganistan sınırına yakın ülkeler artık kişinin bağımlılıktan kurtarmasını geçmişler. Bu kişiler içse de ölmesinler kısmına gelmişler. Bu acı, üzüntü verici bir durum. Biz hala içmesin kısmındayız. Bu bizim başarımız. Hala içmesinler, bağımlı olmasınlar diye. Amerika'daki mevzular, bağımlılık çeşitleri çok daha ülkemizden farklı. Ondan dolayı Amerika ile bir kıyaslama yapmak doğru olmaz. Çünkü onların dertleri biraz daha doktorların, hekimlerin reçete ettiği bir takım ilaçlardan kaynaklı ölümler. Bizim daha çok derdimiz uyuşturucu kullanımına bağlı suç ve ölümler. Konularımız farklı. Ama Avrupa'ya kıyasla Avrupa'nın çoğu ülkesinden ve Orta Doğu'dan iyi durumdayız. Evet. Sıkıntımız deneyenlerin sayısının son zamanlarda artış. Göreceli olarak artması. Anladım. Hocam tam yeri gelmişken siz Amerika'dan örnek verdiniz ilaç kullanımına bağlı ölümler ve bağımlılıklar. Şimdi bizim de çocukluk çağında en fazla bu tür bağımlılık yapma etkisi olabilecek ve tartışmaların olduğu alan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda kullandığımız ilaçlar ama biz şunu biliyoruz. Hani doktor reçetesiyle alınmış bu ilaçlarda bir bağımlılık etkisi yoktur. İkinci olarak da bu çocuklarda ileride bağımlı olma oranı daha düşüktür hatta veriler öyle diyor. Bu anlamda vurgulamak istediğiniz ne olabilir? Şimdi örnek verirsek sayın izleyicilerimiz daha iyi anlar. Tabii yani hocam. Amerika'da da ilaçlardan ölenler doktorun önerisiyle ölmüyorlar. Yani doktor belli bir ilacı belli bir dozda önerir. Kar zar oranını gözetir hekim. Karsa o şekilde önerir. Ama onun üstünde veya fazla kullanılan ilaçlar veya doktorun önermediği kullanılan ilaçlar tedavi beklentisinin dışında bir takım etkilere yol açıp kişiyi bağımlı yapabilir. Hatta bu bağımlılık sonucunda kişi hayatını da kaybedebilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda kullanılan ilaçları doktor önerdiği sürece kullanmalarında hiçbir sıkıntı yok. Yoktur. Yalnız kötüye kullanım her ilaçta olur. Doktorun önerisi dışında halktan veya bir takım çevreden duydukları geri bildirimlerle ilaçları bağlayanlarda biz bağımlılık görüyoruz. Sadece çocukta değil, erişkinde de görüyoruz. Evet, hocam yeri gelmişken söyleyeyim. Bir kere sanayileşmeyle birlikte, şehirleşmenin artmasıyla birlikte çocukların yaşam alanlarının daralması ve küçülmesi çocuklarda sanki biraz daha fazlaca dikkat eksikliği ve veya hiperaktivite bozukluğu tanısının over diagnosis yani çok aşırı bir tanılama durumu riski varmış gibi bir izlenimim oluyor genel pediatri takiplerimde. Siz bu konuda ne dersiniz? Yani biraz gereksiz ilaç kullanım riski var mıdır? Burada şunu vurgulamak için bunu da söylüyorum. Hani bu tanının çok dikkatle ve özenle böyle bir 10 defa düşünüldükten sonra konulması gereken bir tanı gibi düşünüyorum. Ne dersiniz? Aynı fikirdeyim. Konunun uzmanları, hocalarımıza saygılarımı sunuyorum. Daha iyi bilmekle beraber sıkıntı bir takım çocukları bir takım başarılara endekslemek ve bu başarıların kısmi karşılanması velileri kaygıya sürüklüyor maalesef. Yani velilerin bir takım çocuğun yetiştirilmesinde kriterleri oluyor. Aslında bu kriterler çocuğun sağlıklı ve sosyal gelişimi yönünde çok etkili kriterler değil. Hazır yeri gelmiş bağımlılıktan bahsederken internet bağımlılığına da ufak bir atıf yapalım. Mesela çocuğun 3 saat 4 saat bir bilgisayar oyunu önünde veya bir cep telefonuyla oynaması veliler için çok sorun teşkil etmiyor. Aman diyor çocuk diyor dışarıya çıkmıyor diyor başına bela gelmiyor diyor evde ne güzel oyununu oynuyor diyor. Bunu bir sorun olarak görmüyor. Bu da tabii bağımlılığı teşvik eden bir şey. Aynı şekilde dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromunda da eğer çocuğun gelişimini veya şeyini sadece bir belli bir sınavlara veya ders başarısına endekslediğimiz zaman beklenti
çok daha farklı oluyor. Anne baba buna benzer sorunları, sosyal sorunları görmeyip onun yerine sadece akademik kaygı taşıdıkları zaman ilaçlarda ister istemez fazla kullanılıyor. Doktora da geldikleri zaman çok büyük bir sorun varmış gibi bazen velilerimiz çok farklı lanse ettiriyorlar. Ondan dolayı biraz ister istemez fazla tanı oluyor. Fazla tanı olduğu zaman da gereksiz ilaç kullanımı oluyor maalesef. Evet. Hocam izninizle bir sokak röportajlarımız olacak. Ondan sonra değerli izleyenler sokak röportajlarından sonra hangi çocuklar özellikle bağımlı olmaktadır? Hangi bireysel, toplumsal, ailevi, okul ve benzeri faktörlerin özellikleri taşıyan çocuklarda bağımlılık riski yüksektir? Bunu tartışmaya devam edeceğiz ama sokak röportajlarından sonra efendim. Tabii ki davranış bozukluğu verir. Göz altında morluklar meydana gelir. Aşırı derecede harcama noktasında tabii ki para istemeye başlar. Aileye huzursuzluk verir. Derslerine eğer ki okulluysa derslerine çalışmaz. Ortama uyumsuzluk olur. Bu noktalarda da çok büyük sıkıntıları aileye ve kendine de zarar verir tabii. Tedbirli ve dikkatli olmak lazım. Arkadaş seçimlerine dikkat etme lazım. Ailenin bunu konuda çok duyarlı ve mantıklı olması lazım. Ve en kısa zamanda da yani yardım alacağı kurum ve kuruluşlara giderek bu noktalarda gerekli tedaviye çocuklarına yani boş geçmeden ya da önemsememezliği bırakıp da önemseyerek bu noktalarda daha duyarlı olmak lazım. Yani benim gördüğüm kadarıyla hani bu göz çevresinde bir morarmalar falan oluyor. Onlara dikkat etmeleri lazım. Çocuk çok içine kapanıyor. Onlara dikkat etmeleri lazım. Ve çok para istiyorsa onlara dikkat etmeleri lazım. Oturup kalktığı yeri bilmesi lazım. Kiminle dolaşıyor, kiminle gelip, kiminle gidiyor. Arkadaşları önemli. Tabii ki takip ediyorum. Allah korusun inşallah öyle bir durumla da karşılaşmam. Ben gittiği yerleri takip ediyorum. Yani nereye gittiğinden haberdar olmaya çalışıyorum. Oturup kalktığı arkadaşlarından haberim oluyor. Yani bir tür girip çıkma saatleri, gittiği yerlere, özelliklere, yiyip içtiği şeylere dikkat ediyorum, takip ediyorum. Öncelikle tabii ki dediğiniz gibi benim çocuğum yapmaz diye bir şey yok. Herkes çocuğuna sahip çıkmalı, takip etmeli. Aile çok önemli. Çocuğu takip etmesi gerekir. Kreşe verdim, okula verdim, koleje verdim diye bırakmaması lazım. Maddi ve manevi yönden de yetiştirmesi lazım. Hem maddi hem manevi yönden destek olacak. Kuş gibidir. Birisi tek kanat, birisi öbür kanat. Kuş nasıl tek kanatla uçamıyor ise evlatlar da, insanlar da hem maddi yönden hem manevi yönden güçlü olması lazım. Kendimizi yetiştirmemiz lazım. Benim bir arkadaşım vardı, o eskiden madde bağımlısıydı. Şu anda bıraktı, tedavi görüyor. Yani önceki halini hatırlıyorum, şu anda hani dışarı çıkardı, sabaha kadar dolaşırdı, kavgalara karışırdı. Hani her yerinde böyle keskin işaretleri falan var, şu anda pişmanlık duyuyor. Ondan sonra vücudunda yaralar, belli yaralar, el kolunda titreme, ailesine karşı agresif. Şu anda ailesini kazanmaya çalışıyor, ailesi ona yardım etmeye çalışıyor. Ben de daha çok hani topluma kazandırmaya çalışıyorum arkadaşımı. Hani gençlere bunlar olmasın diye ben de bunun için yapmak istedim zaten. Hani gençlere böyle en azından mesaj gönderebilirsem benim için daha iyi. Yani vicdanım rahatlar. Arkadaşları hani mesela internete gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım derken gözlerine cazip geliyor. Dersler biraz sıkıcı geliyor. Bir de ailenin baskısı olduğunca gençler kendini dışarı atmak zorunda kalıyor. Bu da gençlerde olumsuz etkiye yol açıyor. Onlar da yollarını maddede arıyorlar vesaire şeylerde, dışarılarda, partilere gitmekte. Bu da gençleri olumsuz şekilde etkiliyor ahlaki ve manevi olarak. Yani işte gözlerinin altında moraltılar, parfüm kullanıyor, eve geç gelmeler, o tür şeyler. Çok sık para harcıyorsa, bize karşı bir şiddete başvurmaya başladıysa, yani bunlar. Özellikle ağrı kesici kullanıyorsa, ilaçlara yöneldiyse. Benim de 16 yaşında bir oğlum var. Yani ben onunla şu anda arkadaşım. Her şeysini benimle paylaşmasını istiyorum. Çocuğumun arkasını bırakmıyorum. Sürekli onu takip ediyorum, onu gözlemliyorum. Daha çok göz altlarına morarma, el ayak titreme ve arkadaşların sıkıştığı durumları oluyor. Aileleriyle aralar kötü olmuyor. Veya herhangi okula bence para toplamak, hani insanları rahatsız etmek amacıyla geliyor. Herhangi bir okumak, büyük yani gözlerinin ileride olma gibi şeyleri yok. O yüzden daha sonra hani hem kendi çevresine zarar veriyor hem kendine zarar veriyor. Valla aileler çok sıkı ilgilenmeleri lazım çocuklarıyla diye düşünüyorum yani. Mutlaka yani kontrol etmeleri lazım. Arkadaşlarını özellikle
kimlerle arkadaşlık yapıyor, bu konuda çok daha dikkatli olmaları gerekir diye düşünüyorum. Hocam aslında sokak röportajında görüldüğü üzere çok önemli bir farkındalık var. Söylenen birçok şey de gerçekten doğru ama böyle çocuklarımızı bir hafiye gibi sanki arkasında izliyormuş gibi, onlara güvenmiyormuş gibi de bir algı oluşturmamak gerekiyor değil mi? Burada denge nasıl kurulacak hocam? Şimdi çocukla ilişki çok önemli. Bazen bu dedektifliği işe yarar gibi düşünüyorlar anne ve babalar. Aslında çocukla iletişimi çok bozuyor. Çocuğun söylediklerine inanmamak, işte çocuğun arkasından farkında olmadan takip etmek, şey yapmak çocukla iletişimi bozan bir şey. Yani zaten şu an ülkemizdeki çocukların büyük bir kısmı oldukça zeki. Muhtemelen sizden, benden de zekiler. Çünkü iletişim çağı, bir sürü veri akışları fazla. Yani çocuk ne yapsa kandırabilir anne ve babayı. Önemli olan çocuğun kandırdığını yakalamak değil, çocuğun sizi kandırmamasını sağlamak. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Anne ve babalar genelde çocuğun yaptığı bir takım yanlışlarda çok böyle suçlayıcı oldukları zaman çocuk korkuyor söylemeye. Ya ben kötü bir şey yaptım, bundan dolayı başıma işte şöyle kötü bir şey geldi. Annem babam beni cezalandırdı, annem babam beni çok kötü duruma soktu. Ben en iyisimi bunları saklayayım. Veyahut da yalan söyleyeyim, saklamasam bile. Şöyle oldu, böyle oldu diye kandırayım istiyor. Bu sefer ne oluyor? Veri akışı, çocukla iletişim tamamen kopuyor. Çocuk çok daha olmadık şekilde olayları anne ve babasına lanse ettiriyor. Bunun en güzel örneği dersler nasıl? Bütün çocukların sorsan anne babalarına dersler iyi diye. Karnına gelince bakıyorlar çok alakası yok. Dersler iyi mi kötü mü? Onun için çocuğun yaptığı bir takım yanlışlarda çocuğu elbette bir takım yanlışlarını göstermek adına geri bildirim vereceğiz ama bu suçlayıcı tarzda ve çocukla anne ve baba arasındaki ilişkiyi bozacak tarzda olmamalı. Yoksa takip ettik, bilmem başka şeyler yaptık. Bunlar çocukla olan iletişimi bozan şeyler. Çocuğa güvenmediğini resmen göstermiş oluyorsunuz çocuk yakaladığı zaman. Çocuk ondan sonra anne ve babasından zaten bir takım şeyleri saklamaya başlar. Bu da ilişkiyi bozar. Hocam burada çok anahtar iki kelime kullandınız. Veri akışı. Çocuktan anne babaya veri akışının sağlanması. Aslında bu çok çok önemli. Yani siz bir bellek, hafıza kartını bilgisayarınıza bağladığınız andan itibaren bilgisayarınıza veri akışı sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla çocuklarımızla etkin, verimli ve çok sık ve yoğun bir şekilde verimli bir zaman geçirmek, onlarla mümkün oldukça birlikte zaman geçiriyor olmak, zaman paylaşıyor olmak, bu veri akışını çok hızlandırıp ve güçlendirecek. Bir de zaten siz mutlu ve huzurlu bir iletişiminizi sağlamışsanız çocuk başka yerlerde kendini tatmin etme duygusu içerisinde olmayacaktır. Tabii ki çocuğun arkadaşları olacak, dışarıda koşup oynayacaklar ama demek istediğim dışarıda olanlar, çocuğun hayatında diğer alanlar, sizin dışınızdaki zamanlarda yaptığı şeylerin bilgi sahibi olmak istiyorsanız onunla zaman geçireceksiniz. Siz o konnektörü, o bağlantıyı, o hafızayı bilgisayarınıza size bağlıyor evet. olabilecek ortam ve koşulları sağlamanız gerekiyor. Değil mi hocam? Dediğiniz gibi şimdi anne ve babaların en büyük derdi çocuklara çok etkin olduklarını düşünüyorlar. Yani yapılan araştırmalar gösteriyor ki 6-7 yaşından sonra çocuğa etkimiz gittikçe azalıyor ve belli bir sınırlı oluyor. Yerine işte arkadaşlar geçiyor, öğretmen geçiyor, başka insanlar geçiyor. Anne ve babanın etkisi gün geçtikçe sınırlı hale geliyor. Ama bu benim çocuğum her dediğimi yapar gibi düşünmek yanlış oluyor. Önemli olan bu 7 yaşına kadar çocukla ilişkileri sağlam tutup çocuğun bundan sonra yeni dahil olduğu çevrelerde de elbette bir takım etkin insanlar olacak, öğretmen gibi, arkadaşlar gibi. O etkinliklerini muhafaza etmeleri çok önemli. Evet. Hocam şimdi gene sokak röportajından bir soru daha, çok önemli bir nokta. Onu da vurgulayalım, sonra risk faktörlerine geçeceğiz. Genç arkadaşımız dedi ki ben arkadaşımla artık birlikte zaman geçiriyorum, onu dinliyorum, onu anlamaya çalışıyorum. Onunla yani irtibatlı aslında, çok harika evet. bir tutumu var. Dolayısıyla bu bireysel arkadaşlıklar ve tutumlarla birlikte sivil toplum örgütleri, toplum, okul, aile hepimizin ortak bir mücadelesiyle bu başarılabilecek bir süreç değil mi? Ne dersiniz hocam? Aynen, yani madde bağımlılarını veyahut da ilaç kullanan, bir takım maddeleri kullanan kişileri
toplumdan soyutlamak o kişileri geri kazandırmıyor. Sadece bizim gözümüzün önünden gidiyorlar. Yani bizim görmediğimiz şey olmuyor anlamına gelmiyor. Zaten bunlar toplumun içindeki insanlar da bir şekilde belli bir takım vesilelerle bir takım rahatsızlıklara, mesela ben psikiyatrist olarak şizofreni de onlardan biri. Eskiden 1800'lü yıllarda, 1900'lü yıllarda şizofrenleri tecrit ederlerdi. Hiçbir şey olmazdı. Sadece gözleri görmezdi ama şizofrenler orada duruyordu. Son zamanlarda madde bağımlılarına da eskiden böyle yapılıyordu. Biz daha çok yapmaya çalıştığımız şey toplumun içine tekrardan kazandırma, bir şekilde müdahil etme. Amatemlerde de buna yönelik faaliyetleri arttırdık. Çok başarılı sonuçlar da aldık. Yani her şekilde toplumun içine kattığımız zaman başarı oranı artıyor. İkincisi, buna benzer suçlar da azalıyor. Suçu işleyen kişi genelde kaybedecek bir şey olmayan kişidir. Yani o çok klasik bir tabirdir. O zaman bu kişiler demek ki kaybedecek bir şeyleri yok ki belli bir takım suçlara bulaşıyorlar. Ama sosyal çevre arttığı zaman kayıplar da artıyor. Kişi o riski alamıyor. Yani sevdikleri falan olduğu zaman. Evet. Peki hocam, şimdi bağımlılık yapan madde kullanımında sonuçta belli özellikleri taşıyan bireysel, aile, toplum, okul, güvenlik vesaire, bununla ilintili bazı risk faktörlerin olması durumunda bağımlı olma durumu, madde kullanım riski artıyor. Evet. Mesela bireysel özellikler açısından çocuk, aile ilişkisi, okul ilişkisi, toplum, bu açıdan değerlendirirsek ne söylemek istersiniz? Şimdi bunlar çok ince konular. Çok güzel düşünüp öyle konuşmak lazım. Birinci diyeceğim, bu konuştuklarımdan ziyade, biraz sonra anlatacaklarımdan ziyade, aman risk faktörleri olmadı, benim çocuğum bağımlı olmaz diye anne baba düşünmesin. Her çocuk bağımlı olabilir, kimsenin garantisi yok. Yani aman benim çocuğumda bunlar yok, iyi bir şey olmaz diye herkes tehlike altında. Ama dediğiniz gibi bir takım durumlar söz konusu olduğu zaman bu risk artıyor. Bireysel faktörler olarak ele aldığımız zaman çevresiyle sorumlu kişi, çevresinde yardım alabileceği insanlar olmadığı zaman maddeye yönelmeli çok artıyor. Nedir bu? Şimdi genelde çocuk üzerinden hedef kitle çocuk olarak ele aldığımız zaman çocuğun bir takım sıkıntılarını anne ve babasına söylediği zaman bu sıkıntılar konusunda anne ve babanın yeterli özen göstermemesi, bu sorunu önemsememesi çocuğun çözüm yollarını başka şekilde bulmasına neden olabiliyor. Maddede de benzer şeyler olabiliyor. Çocuğun bir takım sıkıntısı vardır, onu söyler. Bazen anne ve babalar küçümsüyor. Sorunun mahiyeti içeriğinden ziyade sorunun o çocukta, o kişide neler hissettirdiği bizim için çok daha önemlidir. Bazen anne baba sorunu küçümseyebilir, aman bu da sorun mu diye. Ama sorunun büyüklüğü kişide aslında neler yol açtığıdır. Yani belki onun için, çocuğunuz için çok büyüktür. Ondan dolayı çocukların veya yakınlarınızın size anlattığı bir takım şeyleri küçümsemeyin. Daha çok onu açmaya çalışın ki altında çocuk ne düşünüyor, ne hissediyor onu anlayabilirsiniz diye. Yardım arama davranışlarında kişi yardımı yakın çevresinden alamadığı zaman belli bir takım savunma mekanizmaları geliştirir. Bu savunma mekanizmaları patolojik de olabilir. Madde kullanımı da bunlardan biridir. İçe kapanıklık olabilir. Veyahut da en basiti, baktı sorunda herhangi bir çözüm alamıyor. Sorunlarını anlatmaz bu sefer. Tamamen iletişim kopar. O da oldukça kötü. Onun dışında klasik olacak, arkadaş çevresi gerçekten önemli. Konuşmamızın başında da, programın başında da belirttiğim gibi anne ve babanın etkisi belli bir şeyden sonra sınırlı hale geliyor. Yerine arkadaşlar geliyor. Bu arkadaşlar çocuğu çok olumsuz veya olumlu yönde etkileyebiliyor. Biz bu arkadaşlara nasıl nüfuz edeceğiz anne ve baba olarak? Arkadaşlarıyla da iletişim kurmasını ve o arkadaşlarla anne ve babanın iletişim kurmasını teşvik etmek çok önemli. En basiti ne olabilir? Arkadaşlarını eve çağırırsınız. Eve davet edersiniz. Belli bir etkinlik düzenlersiniz. Pikniğe bile götürebilirsiniz. Her çocuğun hoşuna gider veya her kişinin. Çok. Hadi arkadaşlarınla beraber şuraya gidelim, buraya gidelim diye. İkincisi, arkadaşlarının da olumsuz bir şey gördükleri zaman çocuğu çok suçlamak yine ters teper. Hep suçlamayı vurguluyorum.
Bu sefer kişi yine o arkadaşlarıyla görüşmeye devam eder. Fakat bu sefer annesine babasına söylemez. Kızıyorlar diye. Evet. Oradaki ince çizgiyi yakalamak lazım. Bireysellerde söyleyeceklerim bunlar. Evet. Peki hocam, ailede hangi özellikler, bunların dışında başka var mı önemsenecek? Şimdi şu mesela bu dediğiniz diyalog kanallarını evet. açık tutmak, sürekli iletişim halinde olmak. Bir de son benim hani hekimlik pratiğinde gözlemlediğim bir şey var. Aslında bunu birçoğumuz farkında olmadan yapıyoruz. Şimdi çok zamanımız çok çalışıyoruz. Akşam eve gidiyoruz, yemek, biraz dinlen sonra uyku. Çocuk o arada bir şey söyleyeceği zaman böyle ben bazen bakıyorum. Çok hızlı hızlı ve aceleyle anlatıyor. Çünkü biraz sonra babam dinlemeyecek artık ya da yorgun, baygın düşecek diye. Galiba burada da çok sabırla, sükunetle çocuğu sonuna kadar dinlemek, onun her söylediğini önemsemek, vurguladığınız o çok önemli. Burada zaman ayırmak herhalde çok önemli olacak. Toplumsal açıdan hocam, güvenlik önlemleri, okul çevresindeki önlemler, burada nelere dikkat edilmeli, burada hangi risk faktörleri bu bağımlılık riskini artırır? Şimdi okul çevresinde son uygulamalarla beraber narkotimler oluşturuldu. Narkotimler güzel bir uygulama. Bizim de desteklediğimiz bir uygulama. Ülkemiz çok büyük bir ülke. Her tarafa nüfuz edemiyor. Devlet kanalıyla her tarafa nüfuz edilmiyor. Burada bence genelde okullarımız, milli eğitimdeki okullarımız genelde çevre semtlerden veya çevre sokaklardan gelen insanlardan oluşuyor. Anne ve babaların arasında benim gözlemlediğim şey iletişim çok sınırlı. Anne ve babalar da aile olarak bireyselleşmiş. Yani sadece kendi çocuklarına odaklanmışlar. Diğer çocukları çok maalesef umursamıyorlar. Herkes kendi derdine düşmüş tabiri caizse. Anne ve babaların da iletişimi arttırmak çok önemli böyle. Çünkü sokakta kimin ne yaptığı konusunda herkes her şeyi bilemeyebilir. Yani polis bile bilemez. Bunun için ailelerin birbiriyle irtibat halinde olması ve buna benzer dediğiniz gibi sokakta tehlikeli gördükleri veyahut da ters gittiği durumları kendi aralarında işbirliği içine girmelerini öneriyorum ben. Aslında okul, şimdi öğrencimiz, çocuğumuz, okul, aile, toplum hep beraber bu konuya bir duyarlılık içerisinde yaklaştığımız takdirde, gözlemlerimizi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaştığımız evet. takdirde bunun önüne geçmemiz daha kolay ve etkin olur evet. diye ifade etmek mümkün. Peki hocam, şimdi bu genel özelliklerden sonra sigaraya gelirsek, sigara bağımlılığı maalesef yaş önemli ölçüde alt yaş gruplarına da inmiş gibi gözüküyor çok yoğun olmasa da. Şimdi sigara ile ilgili çocuklar ne dersiniz? Yani maalesef bu bir gerçek, bu kullanım var. Şimdi öncelikli olarak hani sigara sizin açınızdan bağımlılık açısından nerede duruyor? Ne nasıl bir anlam ifade eder, ne dersiniz? Önce şimdi sigara bağımlılığı başlı başına bir dert. Fakat sözünüze ek olarak sigara bağımlılığı ülkemizde oldukça azaldı. Göreceli olarak azaldı. Hem kullanımı hem ölümü. Aynı zamanda başlama yaşı da biraz daha bence yukarıya çıktı. Son verilerle beraber. Evet. Burada son Sağlık Bakanlığı'nın 3 senedir 4 senedir uyguladığı bir takım politikalar oldukça işe yaradı. Kamu spotları da dahil. Güzel işler oluyor orada. Şimdi biz maalesef kar oranına baktığımız zaman sigara bağımlılığına hizmet veren kurum sayısı bütün Sağlık Bakanlığı'nın bütün hastanelerinde sigara bırakma poliklinikleri var. Buradan hastalar çok güzel ulaşabiliyorlar ama uyuşturucu bağımlılığını bütün Türkiye çapında buna benzer hizmet alacak şekilde yetişmiş eleman azlığından tam sağlayamadık. İnşallah sağlayacağız. Mesela bizim şimdi 26 amatem vardı, 52'ye çıkacak. Daha da artacak muhtemelen. Başka amatemde bir takım... Bu madde ve uyuşturucuyla bağımlılık. Tabii. Biz daha çok uyuşturucuya bakıyoruz ama sigara bağımlılığı sonuçta konuşmamızdan önce de bahsettiğimiz gibi ikinci en sık ölüm nedenlerinden birisi. Yani oldukça fazla can alan, evet. Maddi manevi külfeti fazla olan bir bağımlılık. İşin kötüsü maalesef kişiler bağımlı olduktan sonra çok uzun süre kullandıktan sonra bir takım zararları gördükleri için maddiyat dışında buna benzer sigaraydı, alkollü buna benzer bağımlılıklar oldukça sonra fark ediliyor hasta tarafından. Evet. Bağımlılıktaki en önemli unsur tedavide bizim de en önemli dikkat ettiğimiz şey
tedavi motivasyonudur. Yani bırakma motivasyonudur. Kişinin bağımlı olduğunu fark edip, arkadaş bu bende bir takım zararları yol açıyor. Maddi, manevi, ailecek, psikolojik. Ben bunu bırakayım demesi bizim için çok önemlidir. Yoksa biz ağzımızdan kuş tutsak, anne baba, herkes kuş tutsa kişi istemeyince bırakamıyor. Bireysel kararlılık evet. Burada. Sigarada burada ne oluyor? İçmeye başlıyorsunuz. Bir sene geçiyor, hiçbir zarar yok vücutta, şeyde, maddi dışında. 5 sene geçiyor, 10 sene geçiyor. Aa diyorsun, hiçbir şey yok. Ondan sonra belli bir takım zararlar bağımlılık oldukça pekiştikten sonra ortaya çıktığı için kişi fark ettiğinde genelde şiddetli bir bağımlılık olmuş oluyor. Evet. Benim önerim, bir şeyi denediğiniz zaman bu kullanılan maddeler, bağımlılık yapan maddelerin belli bir takım özellikleri olduğu için zaten kişiler bağımlı oluyor. Bunlar neler olabilir? Sıkıntı giderici olabilir, keyif verici olabilir, uyanık tutucu olabilir, unutkanlık yapıcı olabilir. Yani veya halüsinojen dediğimiz görüntü gösteren şey yapan maddeler de var. Her maddenin belli bir takım kişi tarafından olumlu olarak düşündüğü bir takım etkilere yol açma şeyi var. Evet. Sigara da bunlardan birisi. Yani sigara içtiğiniz zaman, keyif aldığınız zaman işler çok kötü. En iyisi hiç denememek. Evet. Hocam, Uşak'tan bir izleyicimizin sorusu var. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler efendim. Buyurun lütfen. Benim oğlum hakkında hocama sorum olacaktı da. Oğlum 28 yaşında madde bağımlısı. Evet efendim, buyurun. Hiçbir şekilde tedaviyi kabul etmiyor. Evli, bir çocuk da, bir çocuğu da var. Hani evlendirdik belki daha iyiye gider diye ama daha da kötüye gitti. Hı hı. Yani nasıl ikna edeceğimizi bilmiyoruz. Yani hastanede tedavi olmayı nasıl kabullenecek onu da bilmiyoruz. Çünkü para çalıyor, evden telefonları götürüyor, eşya götürüyor. Yani evin içinde bile kendimizi bile saklayacak vaziyete geldik. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi kabul etmiyor. Ne kadar süredir kullanıyor yani efendim? Bizim bildiğimiz kendisi 5-6 yıldır diyor ama en azından yani yaklaşık 10 yıldır. Peki, ne içiyor hanımefendi? Ne kullanıyor acaba? Hocamız sorar. Yani eroin kullanıyor çünkü yani eroin oluyor ama damar yoluyla değil, yani burundan çekme yoluyla herhalde onu kullanıyor. Hı-hı. Biliyoruz yani. Peki sağlık sorunları yaşamaya başladı mı yoksa psikolojik etkiler altında mı şu anda? Ya kullanmadığı zaman krize geçiriyor. Birkaç defa kriz geçirdi. Evet. O da hani kullanmadığı zamanlar oldu. Şu an vücudunda yaralar çıkmaya başladı. Dişlerinde acayip derecede böyle ayrılmalar oluyor. Sesinde acayip derecede eve geldiği zaman herhalde yüksek doz kullandığı zaman da sesinde kısık kısık konuşuyor. Hani konuşamıyor, konuşmada güçlük çekiyor. O da bazı zamanlar oluyor. Peki. Hani eve geldiği zaman çok geç saatlerde geliyor. Yüksek dozdan falan diyor herhalde. Sesinde acayip derecede kısıklıklar oluyor. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim. Hocam ne dersiniz? Hanımefendiye geçmiş olsun diliyorum. Yani eroin şu an ülkemizdeki en önemli sıkıntılardan birisi madde olarak. Çünkü yoksunluğu çok ağır. Yoksunluk ağır olduğu zaman... Yani bulamadığı zamanki ortaya evet. Çıkan tablo çok ağır. Yani şimdi halkımızı yanlış biliyor genelde. Önce onu bilgilendireyim. Mesela ağızdan alıyor, damardan almıyor deyince, ağızdan alınca da bu iş tehlikeli bağımlılık, yani folyo yoluyla dediğimiz, damardan da alınca önemli olan maddenin vücuda girmesi. Hepsinin değişik etki mekanizmaları olduğundan genelde ülkemizde folyoyla kullanıyorlar, ağızdan kullanıyorlar. O bağımlılığın bir derecesini göstermez. Ağızdan içtim mi az bağımlı, onu bizim hastalarımız da çok soruyor. Damardan içtim mi çok bağımlı diye bir şey düşünmemek lazım. Bağımlılıktaki dediğim gibi en önemli kriter tedaviyi bırakmak istemesidir. Şimdi hanımefendi de oldukça mağdur duruma düşmüş ailecek. Evde eşya kalmamış, çocuk bırakmak istemiyor, evli ve arada şiddet uygulanıyor. Keşke evlenmeseydi, belki kurtulur diye evlenmişler. Yani önce tedavi daha önemli. Halkımız bazen buna benzer şeyler yapıyor. Yani önce tedavi olsun, ondan sonra daha sağlıklı bir evlilik, daha sağlıklı bir iş bulabilir. Evet. Bazen de işe girirse kurtulur mu diyorlar, olmuyor. Önce tedavi. Yani sonuçta bu bir hayat ve 8-10 senedir kullanıyormuş. Bu yeri, nasıl ikna edilecek hocam? Yeri gelmişken söyleyeyim. En büyük sorun bu. Şimdi bize gelmediği zaman hastayı biz ikna edemeyiz. Değil mi? Hasta daha bize gelmiyor. Anne ve baba da eroini bir şekilde temini için bir takım maddeler sattı. Yani evdeki eşyaları satıyor veya şey yapıyor. Buna devam ettikleri zaman kişi zaten bırakmaz. Evet. Buradaki en güzel şey kendi istemeyen hastayı
Genelde biz adli mercilere dilekçe vermeleri öneriyoruz hastalarımızın. Adli merciler de konuda gayet meraklı ve işlevsel bir şekilde çalışıyorlar. Hani mahkeme süreçlerine benzemiyor bu. Biraz kısa sürede cevap alabilirler. Bu sayın hastamızda mesela oğlum madde bağımlısı, ben bunu tedavi ettirmek istiyorum ama oğlum istemiyor. Gereğinin yapılması diye adli mercilere başvurabilir. Adli merciler onlara kısa sürede dönüş yapar. Zorunlu yatış dahil değişik seçenekler var. Hastanın durumuna göre bunlar değerlendirilir. Yani burada bir emniyet marifetiyle getirtilip ona göre tedavi yapılması gerekiyor. Tabii ki bazen gerekiyor. Ona benzer şeyler bu gibi durumlarda mecbur kalınabiliyor. Kişi istemiyor ama ailesini dara sokmuş, yoksulluğa sokmuş, evet. Evde huzur kalmamış, çoluk çocuk var. Bu önemli. Hocam öyle. Şimdi sigara ve alkolü bir kenara bırakıyorum. Bunu daha başka bir programda ele alırız. Şimdi uyuşturucu madde bağımlılığının tipleri ve çeşitleri var. Şimdi bu tiplerine göre belirti ve bulgular nelerdir? Bunlara geçmeden önce isterseniz bu madde kullanımının sıklığı nedir? Türkiye'deki son durum nedir? Onun bir fotoğrafını çektiğimiz bir VTR'miz var. Sayın Cengiz Erişir, bu Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu Mücadele Daire Başkanı. Onun ağzından bir dinleyelim, sonra devam edeceğiz efendim. Avrupa'nın 39 ülkesinde yapılan araştırma genç nüfusta, öğrenci dediğimiz genç nüfusta madde kullanım oranının %18'lerde olduğunu göstermiştir. Bu oran bizde ise ki yapılan bu anket çalışması Türkiye Uyuşturucu Bağımlı İzleme Merkezi tarafından yapılmıştır. Bu ankete göre de ülkemizdeki kullanım yaygınlığı ise %1,5 civarındadır. Elbette ki rakamsal olarak ciddi farklılıklar var Avrupa ile ülkemiz arasında. Fakat her ne kadar çok düşük olsak da bizim açımızdan bir yavrumuzun dahi uyuşturucu bağımlısı olması bir devlet olarak bizleri ciddi manada üzmektedir. Bu konuda üzerimize düşen her türlü yükümlülüğü yerine getirmek durumundayız. Tabii ki okullar, eğitim kurumları bizim en hassas alanımız, en öncelikli alanımız. Nitekim devletimiz son yıllarda ciddi yaptırımlar ve almış olduğu tedbirlerle birlikte bu alanda etkinliğini göstermeye başlamıştır. Şöyle ifade edeyim, iş güvenlik yasasıyla birlikte eğitim kurumları, okul vesaire gibi çevrelere 200 metre mesafe uzaklıkta meydana gelen uyuşturucu suçlarında ciddi cezai artırımlara gidilmiştir. Bunun sonucunda da şu gelinen noktada görüyoruz ki tutukluluk oranında %21 üzerinde artışlar görülmektedir. Sadece cezai artırımlar mı? Hayır. Devletimiz de son dönemde ciddi tedbirler almaktadır. Bunlardan ilki 2014 yılında Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun teşrifleriyle açılımı gerçekleştirilen ve bugün hali hazırda 29 ilimizde kurulu bulunan narkotinlerin öncelikli alanıdır okul önleri ve çevreleri. Bu konuda velilerimizin müsterih olmasını, öğrencilerimizin güvenli ortamları ve eğitimlerini devam ettirdiğini bilmelerini istiyorum. Sadece polisiye tedbirlerle bunu önlemek mümkün mü? Elbette ki hayır. Çocuklarımızdaki davranış değişikliklerini bir veli olarak gözlemlemek durumundayız. Başından beri şunu ifade ediyoruz. Bağımlılıklar aileden başlar. Yani birinci sorumluluk burada anne ve babanındır. Anne ve baba çocuğun davranış değişikliklerini gözetlemek durumundadır. Ne yazık ki sosyal medya, şu an içinde bulunduğumuz sosyal medya, bilgiye çabuk ulaşım ve arkadaşlar arasında fenomen olma hevesi maalesef gençlerimizi, öğrencilerimizi farklı alanlara itmektedir. İşte veli olarak, anne baba olarak bizim öncelikle üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi budur. Gerekirse bir arkadaş gibi, gerekirse bir eş dost gibi ve yeri geldiği takdirde anne ve baba gibi onlara yaklaşmak durumundayız. Her türlü davranışlarını da gözetlemek durumundayız. Bir öğrencimiz, bir çocuğumuz, bir gencimiz bağımlı olmaya başlamışsa bu süreçten sonra alınacak olan tedbirler sadece sorunu biraz daha minimize etmeye yöneliktir. Yoksa sorun başlamıştır. Bu sorunu yok etmek artık bundan sonra çok daha güçtür. Bir de şu yönüyle bakmak lazım. Yani bunu da bilmekte fayda var. Yine yapılan bu Türkiye Uyuşturucu Bağımlı İzleme Merkezimiz tarafından yapılan son ankete göre bağımlılıklarda özellikle genç nüfusta dediğimiz bağımlılıklarda merakın, özentinin ön planda olduğunu, arkadaş etkisinin ciddi manada bağımlılığı tetiklediğini görmekteyiz. Dolayısıyla çocuklarımızın, öğrencilerimizin arkadaş seçimi noktasında da onlara ön olmamız gerekiyor.
onlara iyi rol model olmak durumundayız bir kere, bunu da bilmek lazım. Evet, Cengiz Bey'e teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi uyuşturucu madde dediğimizde bir sedatif, hipnotik ilaçlar var. İki uçucu maddeler var. Üç afyon ve türevleri, esrar, uyarıcılar, kokain ve bonzai son yıllarda. Şimdi bunları böyle başlıklar halinde gidersek hangi semptomlar, yani çünkü bu çok önemli. Siz bir de anne baba olarak işte dikkatli olalım, farkında olalım diyoruz. Bu bir sürü çeşidi var maalesef. Bunların bu sınıflara göre hangi semptom ve belirtiler görülmektedir? Hangi durumlar olduğunda aileler bundan şüphelenmelidir, üzerine gitmelidir, farkındalığı biraz daha artırmalıdır? Şimdi güzel bir soru. İzninizle ben maddeleri tek tek anlatmayacağım. Tabii ki hocam. Bilgileri şey. Çünkü maddelerin hepsini onu hekim bile bazen fark edemeyebilir. Hepsinin çok farklı etkileri var. Evet hocam. Yani çok uzun bir program yapmak lazım ve oldukça deneyimli olmak lazım. Bazen biz bile fark edemiyoruz hangi maddeyi almış, ne yapmış söylemediği zaman. Onun için ben genel hatlarıyla bahsetsem tabii hocam, tabii. Daha faydalı olacağını düşünüyorum kısıtlı tabii vaktimizde. Genel olarak kişi madde kullanmaya başladığı zaman birinci ihtiyacı, yani primer ihtiyacı o maddeyi temin ve kullanım olur. Bunu bu çok önemli bir şey. Ne demektir bu? Mesela telefonla bağlanan hanımefendinin oğlu gibi onun ilk yaptığı iş kalktığı zaman herhangi bir yere gitmektir. Yani mesela eroini almak için, yani veya kullanmak için. Kişi biraz sosyal içe çekilme yaşar. Sosyal içe çekilme nedir? Annesiyle babasıyla ilişkisini biraz koparmaya başlar. Mesela çocuk kahvaltıya, her zaman gelen çocuk kahvaltıya gelmemeye başlar. İşim var der. Akşam 8'de gelen çocuk 9'da 10'da gelmeye başlar. 9'da geliyorsa 11'de daha geç gelmeye başlar. 2. Bir takım soruları, geçiştirme cevaplarını çok sık verir. Yani yalan söylemeye başlar. İkincisi, bu madde sonuçta bir takım etkilere yol açıyor. Bu maddeden dolayı ister istemez akademik başarı düşmeye başlar. Çocukların dersleri çok iyi giderken, çocukların derslerinde bir takım düşüklükler olması, notların düşmesi, hiç devamsızlık yapmayan çocuğun devamsızlık yapmaya başlaması, bunların hepsi birer işaret. İkincisi, normalden fazla para harcama çok önemli. Bu sonuçta maddeler parayla temin ediliyor. Çocuk normalde ayda belli bir miktar para harcarken bunun iki katı, üç katı daha farklı şeyler, aman okulda şöyle oluyor, okulda böyle oluyor, şunun için para lazım gibi bir takım yalanlara başvurup fazla para alması her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir şey. Davranış değişikliği çok önemli. O ilk VTR'deki genç arkadaşımız çok güzel anlattı. Bu çocuk sinirliydi, geç geliyordu, kimseyi dinlemiyordu, vücuduna veya kendine kavgalar zarar yapmış, veriyordu, kavgalar ediyordu. Başka bir izleyicimiz, röportaj yapan şey dedi, gözlerinin altında morluklar. Mesela genelde uyku ve iştah değişiklikleri her zaman olur. Uyuyamazlar, madde kullanımıyla beraber genelde kiloda düşme olur. İştahta azalma olur, uykuda azalma olur. İkincisi, kendine bakmamaya başlar kişi. Çünkü onun için artık önemli olan kendisi değil, madde temini kendisinden bile önemlidir. Yani hastalarımız var maalesef, vücudunda neler neler çıkmış, umrunda değil. Hani yattıktan belli bir süre tedavi olduktan sonra diyorlar, hocam benim şuram ağrıyor, şuramda bir şey çıkmış vesaire diye. Yani belki bir senedir, iki senedir duran yaraları tedavi bile ettirmemişler. Bu önemli. Evet. Hocam şimdi bu genel yani psikolojik, sosyal, bireysel, aile içi davranışlarda gibi birçok komponentte değişiklikler olduğunu net evet. olarak gözlemlemek. Yani her zamanki çocuğumuzda bir farklılık varsa tabii ki illa buna bağlı olacak diye bir kaide yok. Evet. Ama dikkatle ve özellikle bunun bir ayrıdına varmakta yani ciddi fayda var. Yani buna bağlı olmasa da sormak lazım. Belki değil çocuk mi? Depresyondadır, evet. belki bir kaygı evet. bozukluğu vardır, belki başka sıkıntıları vardır. İletişim önemli. Şimdi hocam genellikle şimdi bu madde kullanımı genelde beyin üzerinde etkilerle kendisini gösterir. Şimdi dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum. Havale geçirmeler, kollarda, bacaklarda kasımlar, yani böbrek, karaciğer birçok sistem etkilenmektedir. Evet. Özellikle hangi sistemler etkilenmektedir ve burada ön plana çıkan belirtiler ne oluyor hocam? Şimdi birinci diyeceğim beyin dediğiniz gibi beyni etkiliyorlar.
Yalnız hastalar, sayın izleyicilerimiz bilmeli ki vücudu yöneten beyin. Beyinde bir takım şeylerde aksilik çıktığı zaman o ister istemez vücuda yansır. Psikolojide bile böyle olur. Hani eskiden filmlerde bahsederlerdi. Sevdiği kızı vermediler de ince hastalığa yakalandı diye. Hakikaten olur o. Neden? İmmün sistem düşer. Siz daha iyi bilirsiniz. İmmün sistem düştüğü zaman bir takım enfeksiyon şeyleri madde kullanımıyla da beraber beynin yanında bağışıklık sistemi oldukça olumsuz yönde etkilenir. Evet. Maddenin yarattığı bir takım etkiler, mesela eroin önemli. Eroin ağrıyı giderir. Ağrıyı giderdiği zaman kişinin savunma mekanizmasının büyük kısmı ortadan kalkıyor. Adamın dişlerinin hepsi çürümüş, adam farkında değil. Çünkü bir kere ağrı reseptörleri artık onu anlayamıyor. Veyahut da vücudunda bazı yaralar çıkmış. Genel olarak etkilediği sistemler beynin çalıştırdığı bütün sistemleri etkiliyor. En sık rastladığımız, bu ara gündemde olan bonsai de var mesela, ani solunum durmaları, kalp krizleri, serebrovasküler olaylar dediğimiz beyni bir takım damarların atılması veyahut da kanamaların olması, beyin kanaması dediğimiz veya inme dediğimiz durumlar hadisi olabiliyor. Genelde bu tip maddelerden ani ölümler sık oluyor. Solunum durması kişi fark etmiyor. Şimdi hocam dolayısıyla çok önemli sistemik etkileri olan bir semptom profilinden bahsetmek mümkün. Hocam şimdi bir de çok önemli iğneyle kullanılırda ciddi enfeksiyonlar ve septum perforasyon dediğimiz burun duvarında delinmeler gibi şeyler olabilir. Şimdi hocam tedaviye gelelim isterseniz son 5 dakikamız. Şimdi birincil önemli tedavideki ana başlık önlemek, hiç başlamamak. Bunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Bunu formül gibi söylersek ne dersiniz yani, hocam? Yani evet, tedavi 3 aşamalı. Birincisi koruyucu. Evet. İkincisi tedavi edici, üçüncüsü rehabilite edici, nüksü önleyici diyebiliriz. Bunun için en önemli diyeceğim şey, Sayın Emniyet Müdürümüz de daire başkanımız da bahsetti. Merakla arkadaş çok önemli. Yani kişi merak ettiği sürece madde kullandığı zaman elbet bağımlı olmasa bile potansiyeli artar. Ama ben bir kere kullandım bağımlı olmayacağım diye düşünmesinler. Çünkü merak edip bir kere kullandığınız zaman o muhakkak sizde bir takım etkileri yol açacak. İkinci ve üçüncü kullanışınız hiç kullanmamanıza göre çok daha yüksek liste, yaklaşık 10 kat 20 kat yüksek liste devam edecek. Evet. O zaman birincisi merak etmiyoruz. Bu merak edilecek bir şey değil. Yani uçurumdan atlamanın merakı olur mu? Bir daha atladığınızda da hiçbir şey olmayacak. İkinci ilaç tedavileri. Yani tedavilerimiz var. Burada neler yapıyoruz şimdi, hocam? Bunu, asıl sizin yaptığınız herhalde can alıcılık da burası. Şimdi 4 tane çamaten var ülkemizde. 26 kadar da amaten var. Sayıları da artacak. Benim hastalara söyleyeceğim, tedaviyi zaten gittikleri zaman görecekler nasıl bir tedavi olacak. Süremiz kısıtlıymış. Şimdi bu rahatsızlık tek seferde kurtulacak diye insanlar bir şey yok. Bazen amatemlere geliyorlar, biz bir kere gittik hiçbir şey olmadı. Bir ilaç başladılar, gittiler diye. Şeker ve tansiyondaki gibi, yani tansiyonu da her doktor veya her şey, herkesin tansiyonunu ilk gelişte maalesef toparlayamıyoruz. Veyahut da şeker. Diyabet hastalığında defalarca gitmemiz gerekiyor. Remisyon oranları korkutacak, yani bırakma oranları korkutulacak düzeyde değil. %50, %60 gibi yüksek oranlar var. Bu güzel bir şey. Yani demek ki bir sene içinde başvuranların %50'si kurtuluyor. Çok değerli bir şey. Yani evet, ama bir sene içinde bir kere başvuranların demiyorum farkındaysan. Gelecekler, bırakmak isteyecekler. Elbette bırakıyorlar. Gramı veya aman ben çok ağırdım, ben çok kötü bağımlıydım, ben az bağımlıydım diye bir şey yok. Ya birdir ya sıfırdır. Yani kişi ya bağımlıdır ya değildir. Onun şiddeti çok önemli değildir. Bizim için önemli olan motivasyondur. Bırakmak isteyen her hasta ayaktan veya yatarak tedaviye başvuruluyor. Bizim Ankara Amatem olarak mesela gününde de yatış yapabiliyoruz biz veya maksimum bir hafta içinde. Çok fazla beklemeden hastalar gerekli hizmetleri alıyorlar. Sonrasında da takip oluyor. Oranlar gayet güzel. Bunun peşini bırakmamak çok önemli. Tabii önemli olan burada motivasyon. Bir kere başaramadın, bir kere daha gel, bir kere daha gel. Evet. Şimdi hocam burada bir diğer önemli nokta recurrence, relaps göstermesi. Yani kesti, tedavi oldu, bitti, bir kez daha başlama durumu. Burada nelere dikkat etmesi lazım ailelerin? Çocuk programı olduğu için, anne babalar da hedef kitlemiz olduğu için
aynı ortama girdikleri zaman nüks oranları çok artıyor. Yani çocuğun arkadaşları hiç değişmemiş, bulunduğu çevre hiç değişmemiş, anne ve babasının yaklaşımları hiç değişmemiş. O çocuk büyük oranla tekrardan zaten maddeye döner. Çevreyi değiştirmek lazım. Evet. Burada tabii rehabilite edici hizmetler ülkemizde de yapılmaya yavaş yavaş başlandı. Çok önemli. İşte meslek edindirme, topluma kazandırma, anne ve babaların bilgilendirilmesi. Anne ve babaların bizim her çarşamba anne ve babaları bilgilendirme toplantılarımız oluyor. Davet edebilirim bu vesileyle de. Teşekkür ederim. Neler yapabilirler, neler olur konuşabiliriz bunları. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi hiçbir zaman benim çocuğumda olmaz diyeceğimiz bir konu değil. İkincisi, çocuklarımızla mutlaka her şekilde diyalog kanallarını açık tutmak, onları sabır ve sükunetle ve sevgiyle dinlemek, onların her sorunuyla sabırla ilgilenmek en büyük görevimiz olarak gözüküyor. Bir diğer şey de çocuklarımızın irtibatlı olduğu her noktayı böyle hafiyelik yaparak değil, dedektiflik yaparak değil ama farkında olmamız herhalde büyük önem taşıyor. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.